Evet Enes, ne haber, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Gün şu ana kadar nasıl gidiyor? Süper. Antrenmanımızı yaptık. Hava güneşli, çok güzel bir gün. Burada hep güneşli mi yoksa? Gerçi sen Belçika'yı, Hollanda'yı gördün, oradan sonra Evet. cennettir herhalde. Ya orası kadar soğuk değil ama geçen gün Villarreal'deydim. Orası gerçekten Akdeniz iklimi. Orası gerçekten çok sıcak. Yılın bütün aylarında, bütün mevsimlerinden. Burası daha soğuk. Bir ay öncesine kadar bayağı soğuktu. Sert soğuğu var, sabahları buz tutuyordu. Ama şu an gayet güzel. Bugüne nasıl başladın? İlk yaptığın şey neydi? Genelde kalkıyorum, kalktığım zaman biraz nefes alıyorum, açma yarma yapıyorum, kendime geliyorum. Özel bir shake'im var, kendime yaptım, onu içiyorum. Ondan sonra antrenmana. Güne normalde kaçta başlıyorsun? Antrenman saatine göre değişiyor. Kışın, yazın antrenman 10'da ya da 10.30'da olduğunda daha erken kalkıyorum. 8 gibi ya da 7.50 gibi. Şu anda 8.50 gibi kalkıyorum. Bu sabah uyandığında ilk düşündüğün şey neydi? İlk düşündüğüm şey, hiçbir fikrim yok. Klasik kahvaltı senin için nedir? Ya genelde kahvaltılarımı shake'le yapıyorum ya da yanında yumurta, biraz yumurta, bir dilim ekmek. Çay, kahve. Kahve antrenman öncesi. Kahvem var. Mutfakta vakit geçiriyor musun hiç peki? Yani bir şeyler yapıyor musun? Evet, risotto. Usta mısın? Evet, risotto konusunda ustayım diyebilirim. Sanat eserim dediğin şey risotto mu yani? Evet. Belli bir süre kendim tek başıma da yaşadım. O sıra bayağı bir şey öğrendim. Yemekten kendini alıkoyamadığın şey ne? Ya genellikle kırmızı et. Kırmızı Hmm, peki hala. Bir süredir Avrupa'dasın. Ne kadar oldu bu arada Avrupa'ya geleli? Dördüncü yıl olması lazım. Evet, dördüncü yıl bitecek. Memleketi özlüyor musun peki? Ya özlediğim oluyor tabii. Yurt dışında yaşamanın en zor yanı ne? İstediğin kadar sosyal bir insan ol, istediğin kadar açık bir insan ol. Buradaki sosyal ortama adapte olmak gerçekten çok zor. Aileni özlüyorsun, yakın arkadaşlarını özlüyorsun. Özellikle yakın arkadaşlarına, yakın çevrenle yaptığın iletişim diğer insanlara göre daha farklı bir iletişim. En güzel yanı. Rahatım, yeni şeyler keşfediyorum sürekli. Rahat Hayatı yaşıyorum. öğreniyorsun diyebilir miyiz Evet. aslında? Peki biraz tempo yapalım. Belçika mı, Hollanda mı, İspanya mı? Tamam, geçtik. Brüksel mi, Amsterdam mı? Amsterdam, Midye, kesinlikle. midye mi, tapas mı? Tapas. 9 mu, sahte 9 mu? 9. Gol mü, asist mi? Gol. Guardiola mı, Mourinho mu? Guardiola. Enes mi, Ünal mı? Enes. Peki Enes, kendini 3 kelimeyle nasıl tanımlarsın? Sakin, kararlı, tutkulu. Sence ilk geliştirmen gereken özelliğin ne? Repertuar, forvet olarak. En büyük silahın ne? Kararlılık, biliyorum. Bugüne kadar karşısında en zorlandığın rakip oyuncu? Olarola bir hikayen var mı hiç senin? Var. Antrenmanda daha yeni babalığı göstermişti bana o zaman. Vardı Ama birçok büyük oyuncuyla oynadım ama daha Hollanda'dayken, daha körpeyken Davinson Sanchez. Rakip olup kendisine meydan okumak için sabırsızlandığın birisi var mı? Benim için her zaman o Ramos'tu. O da nasip oldu. Peki bugüne kadar Enes hakkında kimsenin bilmediği bir şey var mı? Birçok şey vardır. Bir tane paylaşmak ister misin? Bir tane. Ah. Okey, tamam, geçelim. Sen hayvanlarla da aran iyi bildiğim kadarıyla, değil mi? Evet. Kaç köpeğin var? 3 tane. 3 tane, isimleri. Leo, Chico, Turki. Bir anlamları var mı peki? Chico zaten yani çocuk demek, öyle bir Erkek şey. çocuk, değil mi? Leo. Turki'de köpeği aldığımızda adı pasaportta Türkiye'di. Turki. Hmm. Turki. Biz de Okey. Türkiye demeye başladık ondan sonra. Futbol dışında neler yapıyorsun? Hobin var mı? Amerikan futbolu, basketbol, NBA, bunları takip etmeyi seviyorum. Araştırmayı severim, film izlemeyi seviyorum. Dizi genellikle zaten kız arkadaşımlayım. Arkadaşlarımlayken biraz daha enerjiyiz. Daha farklı şeyler yapıyoruz. Kız arkadaşımla daha sakiniz. Müzik ve sinemayla da aranı söylediğin gibi şu sıralar dinlediğin bir şey var mı? Bu yıl daha çok İspanyolca öğrendikçe biraz reggaeton, daha Reggaeton. efsane reggaetonlar. Bir de Flamenco Comercial. Bu sıralar ona sardım. Çok çok güzel müzikleri var. Canlı izlemek için sabırsızlandığın bir müzisyen, bir grup var mı? Peki, gelmedi. Ya Sorun yok. Hiç şarkıcı, popstar ya da Metallica olur. kim? Metallica. Aa, Metallica. Vay, ben de büyük Metallica'cıyımdır ha. Çok severim Benim vakit olsa birçok var da yani. Vakit yok diyorsun. olmuyor. Peki diyelim ki Metallica'nın üyeleriyle bir yerde tanışma fırsatım var. Ama korumaları izin vermiyor. Korumaları ikna etmek için ne dersin? Bir şey demem. Uğraşmaz mısın? Zorlayıcı bir insan değilim hiç. Maçlara çıkmadan önce mutlaka dinlediğim bir şarkı var mı? Burada özellikle Rocky'nin şarkısını açıyorlar son şarkı olarak soyunma odasında, onu söyleyebilirim. Peki en son izlediğin film? Taken. En beğendiğin spor belgeseli? All or Nothing olabilir.
İçinde de bulunduğum bir ortam olduğu için. Evet, daha bir değil mi? Soyunma evet. odasını, hissiyatını yaşadın. Guardiola'yı 3 kelimede tanımla desem sana. Takıntılı, kesinlikle takıntılı. Detaycı, çok detaycı. İnsanın içine işleyen bir aurası var. Süper kahraman. Kelime olmadı ama. Sana ilham veren spor karakteri? Ya ben İbrahimovic'in hayranıyım. Herkese karşı dik durabilmesi beni çok etkiliyor. İnsanların hoşuna gitmese de. Bu arada kitabını okumuşsundur herhalde bir evet. tane. O da yani okumayanlara buradan önerelim. Süper kahraman olsaydın sence hangisi olurdu? Hiç aram iyi değil süper kahramanlar. Peki süper gücün olsaydı ne isterdin? Mesela ben çok yiyip kilo almamayı isterdim. Mutluluk. Futbolcu olmasaydın sence mesleğin ne olurdu? Babam futbolcuydu. Futbolla doğduğumdan beri iç içeyim. 15-16 yaşında profesyonel oldum. İlk maçlarıma çıkmaya başladım. O yüzden pek düşünebilme şansım olduğunu düşünmüyorum. Yani. Pek düşünmedim bunu. Bence çok şanslıyız. Yaptığım meslek benim için çok büyük bir şans. Sevdiğin işi yapıyorsun evet. yani değil mi? En çok kullandığın aplikasyon? Instagram, WhatsApp? Instagram'la, Twitter'la pek aram iyi değil de. Ya WhatsApp, bu aralar Reddit biraz. Ama WhatsApp yani. Instagram'da filtreli paylaşımı, filtresiz paylaşımı. Hiç paylaşım değil. Hiç paylaşım. Uzun saç mı, kısa saç mı? Kısa saç şu an. Artık kısa saç. Peki son sorulara geliyoruz. Üzüntüden ağladığın maç? Ağlama seviyesine geldiğim. Çok önceden de o ilk A takıma çıktığım zaman o seviyeye geliyordum. Artık o ağlama olmasa da ya insanı kahreden maçlar oluyor bazen ama birçok oluyor. Bir sezon içinde birçok maç oluyor öyle. Peki Real Madrid'e gol atmak mı, Barcelona'ya gol atmak? İkisine de atmak. Adios mu, goodbye mı? Goodbye. Ama şu anda adios diyeceğiz çünkü İspanya'dayız. Adios. Teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Teşekkürler. Adios.